Sevgili dostum merhaba. Yeni bir mekandayız. Yaşadığım yeri değiştirdim ve sanıyorum çok daha güzel işler yapabileceğimiz, çok daha güzel kitaplarla ilgili projeler yapabileceğimiz bir mekana kavuştuk. O yüzden keyifliyim. Ama kütüphanede bu videoyu çekmeyi belki birkaç hafta sonra düşünebilirim. Çünkü oldukça yoğun bir şekilde kütüphanenin o kolilerini, dağ gibi kolilerini bir şekilde raflardaki yerine yerleştirmeye çalışıyorum. Kütüphanenin halini merak ediyorsanız hemen shorts videosu bundan bir önceki ya da iki önceki video bakabilirsiniz. Kısaca gösterdim. Gerçekten kabus gibi. Ama kitapları sevmek ve kitaplarla ilgili zamanımızı değerlendirmek konusunda bütün engelleri aşıyoruz. İşte o yüzden ben de size hemen 10 tane müthiş öykü önerisinde bulunmaya karar verdim. Öykü aslında edebiyatın temeli ama biraz romanların ve başka şeylerin arkasında kalmış gibi görünüyor. Özellikle zaten televizyondaki diziler her şeyi arkada bırakmış durumda. Dizilerin ata babası olan filmlerde dahil olmak üzere. Ama biz vazgeçmeyeceğiz ve öykülerle ilgili serüvenimizi hemen başlatmak istiyorum. Bu öyküleri okumak için sabırsızlanacağınızı düşünüyorum ve hepsi gerçekten Türk edebiyatının eleğinden geçmiş, Türk okurunun çok sevdiği, çok seveceğinizi düşünüyorum. Hemen başlıyoruz. Hayatın içerisine birazcık neşe katmak lazım. Çünkü bugünlerde en çok galiba özlediğimiz ve ele geçirmekte zorlandığımız şey o. Rıfat Ilgaz, Garibin Horozu. Hababam sınıfının da senaryosunu yazan, öykülerini yazan büyük hikayecimiz Rıfat Ilgaz'ın bu kitabını bulabilir misiniz? Galiba bulursunuz. Çünkü Çınar Yayınları onun çocuklarının devam ettirdiği bir yayın evi sanıyorum piyasada bulunur. Garibin Horozu'nda mizah öyküleri var ve oldukça eğlenceli, içinde birkaç öyküyü birden barındırıyor. 1996'da ödül alan Loş Sokağın Kadınları Remzi Kitabevi tarafından yayınlanmış. Selma Fındıklı yaşayan edebiyatçılarımız, çağdaş edebiyatçılarımız arasında öyküde kalemi en iyi işleyen, inceleyip sık dokuyan ama okuma konusunda da keyif veren yazarlarımızdan birisi diye düşünüyorum. Eğer hiç başlamadıysanız buradan başlayabilirsiniz. Hiç başlamadıysanız çok yazık ettiğiniz birisinden bahsetmek istiyorum. Türk öykücülüğünün, Türk edebiyatının önemli adamlarından. Yakın dönemde kaybettik. Sait Faik Abasıyan'ın bilinen, sevilen öykü kitabı Lüzumsuz Adamı, Yapı Kredi Bankası Yayınları arasından çıkmış olan, bütün yapıtları arasında yayınlanmış olan bu nüshasından okuyabileceğinizi düşünüyorum. Sait Faik gerçekten Anadolu'nun dilini de çok iyi konuşuyor. Türk edebiyatına, Türk okuruna, Türk insanına anlatacağı şeyleri anlatmaya çalışmış önemli yazarlarımızdan bir tanesi. Bir yerden başlamak gerekiyorsa buradan başlanabilir. Az önce dedik ya Selma Fındıklı için 1996 Haldun Taner öykü ödülünü aldı. O zaman Haldun Taner önemli bir adam. Evet, çok önemli bir adam. Özellikle Türk tiyatrosu için çok çok önemli bir adam ama ne yazık ki gündemdeki önemli adamlar sıralamasında sonuncu sıralarda bile yer almıyor. Çok kötü. Onun öykülerini getirdim size. Haldun Taner'in öykücülüğü gerçekten güzeldir ve kendisi öyküleriyle Türk edebiyatına renk katmış, oyunlarıyla Keşanlı Ali Destanı'nı belki hatırlarsınız bir ivme kazandırmış yazarlarımızdandır. 12'ye 1 var, Sancho'nun Sabah Yürüyüşü, Gülerek Ölmek. Bilgi Yayınları arasından çıkmış olan bu kitabı bulabileceğinizi düşünüyorum ve mutlaka okumanızı, Haldun Taner'in kalemiyle tanışmanızı çok arzu ediyorum. Eğer öykü sevmiyorum ben diye düşünüyorsanız bırakın ön yargıları, bakın burada Haldun Taner'le başladığınızda o söylediğiniz şeyin tamamen sizin için, sizin hayatınızda bugüne kadar yaşanmış bir hata olduğunu göreceksiniz. Haldun Taner'in çok yazar adaylarına, yeni yazmak isteyenlere bununla ilgili anlattığı bir şey var. O benim çok ilgimi çekti.
Her sabah mutlaka belli bir sayfa sayısı yazarım diyor. Hiç yazacak bir şey bulamadım. Evet, olabilir. Yani insan her zaman çok önemli bir edebiyat yapıtını oluşturmak için masanın başına oturmaz. O zaman balkona çıkardım diyor ve gördüklerimi yazardım. Karşı komşu çocuğuyla birlikte gidiyor. Sütçü geldi, çok bağırıyor. Ya da çocuklar top oynuyor gibi. Haldun Taner'i kaçırmayın. Dedim Gürsel'in Öğleden Sonra Aşk Doğan Kitap'tan çıkan kitabı 2004 Fransa Türkiye Ödülü diye bir ödülü almış. Nedim Gürsel'in biraz donuk bir kalemi vardır. Yani bakmak, düşünmek, anlamak, irdelemek gerektiren cümleleri vardır. Ama Türk Edebiyatı içerisinde, çağdaş Türk Edebiyatı içerisinde de öykücülük anlamında bir yeri vardır. Onu buradan başlayarak okuyabileceğinizi düşünüyorum. Eğer öyküyle ilgili daha derinlere dalmak istiyorsanız. Everest'in öykü serisinden çıkmış Aslı Erdoğan'ın Taş Bina ve Diğerleri. Aslı Erdoğan'ın dili de biraz zor bir dildir. Öykücülük, zaten öykü dediğiniz şey bir anı anlatır. Roman dediğiniz şey bir hayatı ya da parçalanmış pek çok şeyi bir araya getiren bir prizmayı oluşturabilir. Ama öykü bir anın ve o anın içerisindeki ayrıntıların yazımsal anlatım şeklidir. O yüzden Aslı Erdoğan'ın öyküleri de biraz derin, birazcık daha imgelerle dolu ama keyifli okunabilecek kitaplardan ya da öykücülerden bir tanesidir diyebilirim. Bir şey daha söyleyeyim, hemen geçeyim. Şimdiye kadar sizinle paylaştığım öykü kitaplarının hiçbir tanesi günübirlik, sıradan ya da bakalım nasılmış diyebileceklerinizden değil. Hepsi Türk Edebiyatı'nda kendisini anlatmış, kanıtlamış ve okura keyif vermiş kitaplar. Devam ediyoruz. Hasan Ali Toptaş. Ben bir Gürgendalıyım. Çok naif bir anlatım var. Masalsı bir hikayedir bu öykü. Ve oldukça keyif alacağınızı düşündüğüm bir öykünün içerisinde bulacaksınız kendinizi. Hasan Ali Toptaş çok fazla konuşulan bir yazardı. Son zamanlarda, yani birkaç sene önce adı bir magazinel bir şeye karıştı ya da doğru olmayan, etik olmayan bir şeye karıştı ve komple silindi gitti. Fakat ben bir Gürgendalıyım gerçekten okumaya değer ve oldukça hoş bir tınısı olan, kafanızda güzel şeyler bırakan kitaplardan birisidir diyebilirim. Tabii ki okumak konusunda karar size ait. Ve yazarların hayatları, günlük yaşantıları da bence elbette ki okurları ilgilendirir. Türk Edebiyatı'nın Ferit Edgüsü var ve biz bu anlamda çağdaş edebiyatımız içerisinde onun kitaplarını, öykülerini özellikle okuyarak aslında çok keyifli, çok şanslı zamanlar geçiriyoruz. Onun Yapı Kredi Yayınları'ndan çıkan bir serisi var. Şimdi galiba bir şeyler oldu. Onların telifleri başka yayın evlerine geçmiş olabilir. O yüzden bu ya da Av'ın başka bir versiyonunu okumanızı tavsiye ederim. İki tane de antoloji tanıtmak istiyorum. Çünkü antolojiler en çok öyküye yakışıyor. Romanlar çok uzun olduğu için birkaç romanı birleştirmek mümkün değil. Ama güzel öyküleri cımbızlayıp bir araya getirmek elbette ki mümkün. Birincisi Gendaş Kültür'den çıkan 10 çağdaş yazarın yapıtlarından seçilmiş korku öyküleri. Özellikle korku öykülerinden hoşlanıyorsanız ve tabii ki korku öykülerinden hoşlanmanın yanı sıra bir nitelik arıyorsanız bu antoloji bakılabilecek antolojilerden bir tanesidir. Ya da elbette alternatifleri pek çoktur. Oradan, yani buradan yola çıkıp başka antolojilere doğru da gidebilirsiniz. Aynen şimdi anlatacağım bir başka antoloji gibi Öç Öyküleri Antolojisi. Çok ilginç. Dünya klasikleri arasında yer alan kimler var? Birkaç tane de isim verelim. Edgar Allan Poe, Philip Margolin, Kerr, hadi bir tane daha, Sir Arthur Conan Doyle. Önemli, dikkatle seçilmiş, öykülerin yer aldığı bir antolojidir. Belki bu versiyonunu bulamasanız bile bana ismi çok ilginç geldi. Öç Öyküleri Antolojisi.
Öykü hani bir anı anlatıyor ya, işte o öcün doruğa çıktığı anlarda yaşanan şeyler bunun içerisinde, hem de dünyanın en önemli yazarlarının bakış açılarıyla. Ben çok sevmiştim kitabı. Öyküleri çok sevmemek zaten mümkün değil. Videonun sonunda şöyle öyküler resmi geçidi yapalım ve bu 10 öyküyü herkese, hepsini değil tabii, hangisini isterseniz, arzu ederseniz öneriyorum. Sizin en çok sevdiğiniz öyküyü de çok merak ediyorum. Ayrıca bunlardan hangisi en çok ilginizi çekti, onu da yoruma yazarsanız bunun üzerine gitmeye devam ederiz. Herkese iyi okumalar.